Şunun şekline bakın. Hepsi ölecek. Bu kabilenin reisi. Kafir bir kavim. Kafir bir kavim savaş yapıyor şu an. Boynuzlu şeytani. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size kötü bir haberden bahsedeceğim. Arohan şu an savaş halinde. Hemen hemen bir aydır, bakın bir aydır Arohan savaş halinde. Arohan'ı çağırıyorum, Arohan geldiği zaman fazla durmuyor. Çoğu zaman da gelmiyor, davete gelmiyor. Çünkü ben video dışından da yani bazen böyle Arohan'ı çağırıp bazı bilgiler alıp bazı kayıtlarımı tutuyorum. Arohan'ı çağırıyorum, Arohan bu aralar biraz sıkıntıda. Arohan'ın kiminle savaştığını, kiminle hangi kavimle savaştığını öğrendim. Bu savaşan kavimin yetkilisinin davetini çıkardım. Bakın davetini. Yetkilisi dediğimde tam yetkili olmayabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Bu savaşan kavmin içinden böyle hani bilgileri bilen, ondan sonra yetkisi olan, belki de tam yetkili değildir ama yetkisi olan ve bu konu hakkında bize bilgi verecek birini çağıracağım. Zemrüşin kabilesi diye bir kabile varmış. Zemrüşin kabilesi. Bu Zemrüşin kabilesiyle Arohan kabilesi, yani Arohan savaş halinde. Artık Arohan oraya asker mi gönderdi? Bu Zemrüşin kabilesine Arohan bir şeyler mi yolladı? Ya da Arohan kendisi de askerleriyle beraber, ordusuyla beraber savaşıyor mu orada? Onu tam olarak bilmiyoruz. Durumun ne olduğunu da bilmiyoruz. Tam net bir şey de alamıyorum. Arohan geldiği zaman ben en son çağırdığımda bundan tam 4-5 gün önce çağırdım Arohan'ı. Bana net bir şey söylemedi. Ben şimdi bu yetkiliyi çağıracağım. Acaba zayiatları var mı? Şu an ne durumdadır? Ne haldedir? Savaş nedendir? Bu savaşı nasıl durdurabiliriz? Bu savaşta Arohan'a nasıl yardım edebiliriz? Onun yollarını aradım. Bayağı bir aradım ama bu Zemrüşin kabilesinin yetkilisini çağırmaktan başka çarem kalmadı. Çünkü kilit onda. Yani kilit onda. Kilit nokta bu Zemrüşin kabilesinin yetkilisinde. Şimdi bunun davetini yapacağım ve bakacağım bu kabile şu an ne durumda, Arohan'la nasıl bir savaş içinde ve biz ne yapabiliriz, elimizden ne gelebilir? Bunu hep beraber, sizinle beraber ilk defa şu an çözeceğiz ve bakacağız. Şimdi benim bu davetlerde arkadaşlar, ben her bu davetleri yaptığım zaman sizinle beraber ilk defa yapıyorum. Yani bir davet yapacağım zaman gelip buraya önceden provasını yapamıyorum. Önceden provası olmadığı için bütün davetleri burada sıfırdan yapıyorum. Sizle beraber görüyorum. Mesela geçenki şifacının davetinde, bakın şifacının davetini bir daha yapacağım. Geçenki şifacının davetinde gelen şifacı yanında biriyle gelmiş. Gelen şifacı işte net bir şey söylemedi. Bunları bazen bazı davetlerimiz hüsranla sonuçlanabiliyor. Sebebi ise ne biliyor musunuz? Sebebi ise benim çalıştığım davetlere sizlerle beraber kamera karşısında ilk defa daveti yapmam olması. Yani ben daveti sizlerle beraber ilk defa burada yapıyorum. Hani kamerayı açıp daveti yapıyorum. Daha önceden bunun provasını yapamıyorum. Prova yok. Sadece sizle beraber. Ha, ne olacağını ben de bilmiyorum. Ne geleceğini ben de bilmiyorum. İşte bize ne söyleyecek onu ben de bilmiyorum. Yani şöyle zannediyorlar. Böyle bir kitle var. Bu kitle zannediyor ki davetlerde her şey çözülür. Yani davette birini çağırdın, bir şey çağırdın, her şeyi öğrenebilirsin. Arkadaşlar her şeyi öğrenemez. Çünkü bu davet doğruysa diyor ki, bu davetler doğruysa çağır öğren şunu. Ya da bu davet doğruysa çağır şunu. Ya tamam, öğrenme şöyle. Mesela öyle bir sınır var ki yeraltı zenginlikleri olsun. Onu bile %90'ını zaten %80'ini söylemiyorlar. %20'sini söylüyorlar. Kendi alemleriyle ilgili bilgilerin bir kısmını verebiliyorlar. Ondan sonra insanoğluyla ilgili olan çoğu şeyi vermiyorlar.
Müslüman olan davetlerde de çağırdığım zaman da çoğunda da ruhsat yok. Aruhan'la kaç sefer Aruhan'a insanoğluyla ilgili çok şey sordum. Çoğuna da ruhsat yok dedi bana. Ruhsat yok dedi. Yani ruhsat yok dediği için ben de bir şey diyemiyorum bu sefer. Üzerine de fazla gidemiyorum. Bu varlıklar, bunların iletişimi, bunların bize verdiği bilgiler, yani insanoğlunun insanoğluna verdiği bilgiler gibi değil. Bakın inanıyorum beni anlayan çok arkadaşımız var. Şu an benim ne demek istediğimi bilen çok arkadaşımız var. Ve şu an beni hiç anlamayan arkadaşlarımız da var. Ben gene de söylemiş olayım da. Şimdi bu Zemruşin kabilesi tehlikeliymiş zaten. Tehlike bakımından. Yani sağa sola zarar veren, işte kötülük yapan, her türlü pislik yapan bir kabile. Bakalım bu kabile, bu kabilenin yetkilisi kim? Bu kabilenin nasıl bir yetkilisi var? Aruhan şu an ne durumda? Yani Aruhan'ın sıkıntısı nasıl geçer? Onu öğreneceğiz. Bu arada da, bu aralarda evet, bakın. Fındıklar toplanmamış. Öyle bir yere geldim ama. Yani bunlar toplanacak fındıklar. Bir makine sesleri geliyor çünkü şu ara makineye verme zamanı. Yani bu fındıkları şu an makineye veriyorlar. Yani bir yerde bitti mi diğer yerde var. Bir yerde bitti mi diğer yerde var. Gelen ses, eğer ses geliyorsa o gelen ses çok şu tepelik yerlerdeki makinelerin sesleri. Bilmiyorum ne kadar geliyor makine sesi. Şöyle müsait bir yer bulayım da şu yetkiliyi bir çağırayım. Arkadaşlar bu arada farklı bir şey görürseniz, herhangi bir şey görürseniz bana bildirin. Yorumlarda bildirirseniz çok iyi olur. Çünkü sizin yorumlarda bildirdiğiniz her şey gerçekten benim çok işime yarıyor. Bazen ben yani bazı arkadaşlarımıza, çoğu arkadaşıma cevap veremiyorum bu aralarda. Yorumlar biraz yoğun geçiyor. Ya okuyamıyorum, çok yoğun işlerim olduğu için. Sadece bir işimiz yok ki. Bir sürü şeyle uğraşıyorum inanın. Size de zaman ayırmaya çalışıyorum. Çoğu zaman cevap da veremiyorum. Burası uygun olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Yedurum asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yedurum asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yedurum asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Arkadaşlar bu koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Sabah 3, akşam 3. Sizi her türlü kazadan, beladan korur, sıkıntılardan korur, sizi büyüden, nazardan. Allah Zülcelal koruyor arkadaşlar, yanlış anlamayın. Yani yanlış anlaşılmasın. Allah Zülcelal'ın ismi şerifiyle, Allah Zülcelal'ın ismi şerifine sığınıldığı için Allah Zülcelal koruyor bizi. La ilahe illallah. Evet şu an Zemruşin kabilesinin yetkilisini çağıracağım. Şöyle bir şey var. Bu Zemruşin kabilesi, Zemruşin, ismi Zemruşin kabilesi ama bu başı, gelecek olan baş veya yetkili ne olarak gelecek bilmiyorum. Çok tehlikeli. Yani o kadar tehlikeli ki ben daveti yapıyorum. Normalmiş gibi geliyor ama normal değil. Bakalım. Bakalım ne olacak? Kim gelecek? Evet şu an davete geçiyorum.
Evet, davet şu an aç. Size arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Zemrüşin ismini bana Arohan söyledi. Arohan geldiğinde, bundan 4-5 gün önce çağırdığımda Arohan geldi. Zemrüşin isimli bir kabileyle savaş halinde olduklarını söyledi. Hemen hemen bir aydır bu savaş sürüyor. Belki bir ayı da geçmiş durumdadır. Ben bunun davetini de nasıl çıkardığımı bana sorarsanız kendi üdamlarımdan yardım alarak çıkardım. Yani bu yazan bir şey değil, başka bir yerde yazan bir şey değil. Tamamen manen gelen bir davetle olacak bu. O yüzden bazı arkadaşlarımızın aklında soru kalmasın. Hem açıklayıcı olsun hem de bilelim değil mi? Nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Yeni izleyen arkadaşlarımız da var. Yeni izleyen arkadaşlarımız bu ses frekans içini çözememişler. Hani nasıl oluyor da sesini alıyor? İşte bu altyazı nasıl çıkıyor? Şimdi bu bizim cihazın şu kameranın altında, bakın şu alt kısmında bir cihaz var kameranın altında. Tascam diye. Şey, internete girirseniz görürsünüz. 32 kanallıktır frekans yükseltici. Frekanslara 4 tane mikrofonu var. 4 mikrofonla yükseltiyor 32 frekansa. Yani 32 kanala. Oradan sesleri yükseltiyor. 100 kat yükseltiyor. Normalde sesler, farklı farklı sesler geliyor ama yükseltildiği zaman cihaz hemen hemen sesleri hep aynı şekilde yükseltiyor. Böyle bir homurtu gibi, bir hırıltı gibi bir sese dönüşüyor. Kabilenin yetkilisi bakalım. Bakalım nereden çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? İnanın var ya, İnsan ister istemez böyle bir şey oluyor. Hani Arohan'ın sonuçta savaştığı bir yer, savaştığı bir kabile ve savaştığı kabilenin başı. Acaba nasıl bir şey gelecek? Güçlü bir şey mi? Değişik bir şey mi? Ne konuşacak? Tepkisi ne olacak? Şu an bir ağırlık var. Ağırlık var. Şu an bir ağırlığın olduğunu hissediyorum. Büyük ihtimal buralarda bir yerde. Bakın bunu hissediyorum. Nerede? Oo işte. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Zemrüşin kabilesinin reisi sen misin? Oo, boynuzlara bak. Evet. Kabilenin reisi benim. Sen bunu nereden biliyorsun? Sen şu an
Sen ve kabilen savaş halinde misiniz? Bu savaştan senin bilgin nasıl oldu? Bizim boyuttan buraya hiçbir haber gelmez. Hayda hayda. Benim haberim oldu, evet. Siz şu an Müslüman bir kavim ile savaşıyorsunuz. Evet, Müslüman bir kavim ile savaşıyoruz. Çok kısa bir zaman sonra hepsi ölecek. Nasıl ölecek? Savaşı kazanarak hepsini öldüreceğiz. La ilahe illallah. Savaşı kazanacağınızı nereden biliyorsun? Allahu ekber. Allahu ekber. Şunun şekline bakın. Hepsi ölecek. Bu kabilenin reisi kafir bir kavim. Kafir bir kavim savaş yapıyor şu an. Boynuzlu şeytani. Allahu ekber. Aruhan ne yapıyor acaba şu an? Aruhan. Oo. Çok kötü bir durum. Gerçekten çok kötü bir durum. Herhalde bunlar herhalde bizim Müslüman kavmi zorluyor. Müslüman savaşanları ve Aruhan'ı acaba zorluyor mu? Öyle mi görünüyor yoksa? Bir aydır savaş halindeyse demek ki bunlar da güçlü. Şimdi bunlar da güçlü. Bir aydır savaş halindeyse Aruhan güçlü. Aruhan Babil kralı. Aruhan'ın ordusu da fazladır. Ama madem öyleyse, bir aydır savaşıyorsa, Allahu Ekber. Ne yapabiliriz acaba? Acaba ne yapabiliriz? Aklımda çok güzel bir şey var. Aklımda o kadar güzel bir şey var ki, bu her şeyi riske atabilir. Bu her şeyi riske atabilir. Bu beni de riske atabilir. Aruhan'ı da, savaştıkları kişileri de, Aruhan'ın ordusunu da büyük riske atabilir. Bunun için bir çözüm bulmam lazım. Riske atmadan acaba nasıl bir şey yapabiliriz? La ilahe illallah. Zemrüşin kabilesinin bunun ismi ne acaba? İsmini bir öğrenebilirsem, ismini öğrenebilirsem, şimdi bunun ismini kendi söylemez. Kendi söylemez. İsmini kendi söylemez. Bunun ismini kendi hadimlerden öğrenmem lazım.
Bu da riskli. Çünkü şöyle, ismini bana söylerse hadimler de riske girer. Hadimler de riske girdiği için hadimler de riske girirse ne olacak? Nasıl ismini savaşan bir kavim ve bu savaş ölüm kalım savaşı. Hadimleri riske sokmadan ismini öğrenirsem, ismini bir öğrenelim. Bir ismini öğrenelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sanki şurada, karşıda Allah'a ekber. Of. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Nerede bu mendebur ya? Ha işte. Allah'a ekber. Bana ismini söyler misin? İsmimi ne yapacaksın? Söylesene ismini bana. İsmimi ne yapacağını söyle. İsmini neden söylemiyorsun bana? İsmimi bilmiyorsan neden beni çağırdın? Beni nasıl çağırdın? Sen ismini söylemekten korkuyor musun yoksa? Korkak mısın? Benim ismim Eşbota. Senin o dostun Arohan 3 gün içinde ölecek. 3 gün içinde onun ordusu yerle bir olacak. Daha duymak istediğin ne var söyler misin? Başka bir şey duymak istiyor musun? Arohan ve ordusu 3 gün içinde yok olacak. Ben hepsini yok edeceğim. Benim çok güçlü bir ordum var. Ben yenilmez Eşbota. Yenilmez Eşbota mı? Kimse yenilmez değildir. Yenilmez sadece Allah'tır. Yenilmez Eşbota. Eşbota, ismini öğrendim senin. Sen şimdi bittin. Şimdi sen düşüneceksin. Eşbota. Şimdi ismini bana neden söyledi biliyor musunuz? Kendine güveniyor. Kendine güveniyor ve haklı. Güçlü olduğu için kendine güveniyor. Ama biz de güçlüyüz. Biz daha güçlüyüz.
Allah'ın izniyle Aruhan 3 gün içinde ölecek. Aruhan ve ordusu. Herhalde bu çok güçlü. Bunun ordusu da güçlü. Herhalde Aruhan niye zor durumda kaldı? Babil kralıysa bunlar o zaman daha büyük. Bunların kavmi daha büyük. Eşpota. Eşpota. Acaba nasıl durdurabiliriz ben? Bunu eğer bunu yok edersem onu söylemeyecektim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakın sanki etraf sarıldı. Etraf öyle bir sarıldı ki öyle bir sarıldı ki bunun bir planı var. Bu davet gerçekten korkunç oldu. Bir planı var. Öyle hissediyorum. Eşpota, burada mısın? Eşpota, seninle konuşabiliriz. Eşpota, seninle anlaşabiliriz. Aruhan'a neden zarar veriyorsun? Aruhan ve ordusu kötü değiller. Siz neden kötülük yapıyorsunuz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ya Rabbi alemin. Tüm Müslüman alemine yardım et ya Rabbi. Tüm Müslüman alemine yardım et. Nerede bozgunculuk yapan varsa fırsat verme ya Rabbi. Rabbim fırsat vermesin. Bozgunculuk yapanlara, kötülere, kötülük yapanlara fırsat verme ya Rabbim. Bakar mısınız ya? Boyutlar arasındaki olaylara bakın. Boyutlar arası. Şubota. Boyutlar arası duruma bakar mısınız? Boyutlar arası savaşlara bakın. Boyutlar arası savaşlar. Boyutlar arası neler yaşanıyor? Eşbota. Düşündüğüm şey acaba Eşpota, ortaya çık. Çık, seninle konuşalım. Bakın şurada. Ben bazen kaybolduğu zaman bakın şurada şu an bakın siyah var. Dikkat ederseniz. Bu uzaklaştığı zaman genelde hemen hemen hepsinde oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın orada duruyor. Şimdi farklı bir katman var. Bakın bir boyut. Şimdi bir boyuttan buraya geldiği zaman görünüyor ya.
şimdi farklı bir boyutta, boyuta geçiyorlar. O bekledikleri boyut da yani biraz ileride siyah. Bakın şurada şöyle çekeyim elimi. Bakın dikkatli baktığınızda orada bir şey gibi bir şey görebilirsiniz. Böyle hareketlilik, şurada bir hareketlilik görebilirsiniz. Ama çok dikkatli bakmanız lazım. Şu an oldukları boyut orada. Yani beklediği boyut orası. Eşpota meydana çık Eşpota. Madem bu kadar güçlüsün çıksana meydana. Şu an sağımda solumda onlardan birileri var. Kendi de bir şeyler yapmayı düşünüyor ama ne yapacak bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Kim bilir orada ne planlar yapıyor. Şurada ne planlar yapıyor bilmiyorum. Güç mü topluyor, askeri mi topluyor, bir şey mi yapıyor, bir şey mi yapacak? Vefkimiz Allah'a şükür. Allah Zülcelal'i koruyor Müslüman'a. Müslüman insanı Allah Rabbim korur. Kendi ayetleriyle korur. Ayet. Allah Zülcelal'in kelamı insanoğlunu korur. Yeter ki ne okuyacağını bil. Çünkü bizim şu an dilimiz bir kılıç gibidir. Silah gibidir onlara göre. Aruhan. Aruhan'a buradan. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın orada. Şurada. Of. Oh. Ne moral kaldı, ne bir şey. Çık meydana. Ya hem ben sağa sola bakıyorum. Hem de kamerayla tarıyorum. Meydana çık.
Eşpota, bir plan mı yapıyordun, ne yapıyordun? Neden geç geldin? Geç gelmenin sebebi ne? Senin bu gece başına gelecekler çok kötü şeyler olacak. Sana büyük zarar vermek için şu an hazırlıklar yapıyorum. Beni davet ettiğine pişman olacaksın. Eşpota, neden böyle bir şey düşündün? Sebep ne? Aroha'nın dostu bizim düşmanımızdır. Senin de Aroha'na yardım ettiğini biliyoruz. Eğer ki böyle olmaya devam edersen zaten zarar göreceksin. Aroha'n gibi sen de cezalandırılacaksın. Bunu böyle bilmiş ol. Ne yapacaksın peki? Bunu tahmin bile edemez. Tahmin bile edemem. Ne yapacağını söyler misin? Ordunla mı savaşacaksın? Zarar mı vereceksin? Sadece bekle ve de gör. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sadece bekle ve gör. Bana zarar verecek. Bana zarar vermeyi düşünüyor. Benim ona ne yapabileceğimi bilmiyor şu an. Ona ne yapabileceğimi bilmiyor. Size bakın bahsettiğim. Elimdekini görüyorsunuz değil mi? Bahsettiğim yüzük. Şu an bana hiçbir şey yapamaz. Ya bundan haberi yok. Ya gerçekten bundan haberi yok. Ya da çok farklı bir şey düşünüyor. Çok farklı bir şey düşünüyor. Böyle rahat konuşamaz çünkü. Yani hiçbir zaman daveti yapanı tehdit etmek normalde gerizekalı işidir, biliyor musunuz? Davet yapan kişiyi tehdit edemezsin. Tehdit edersen seni anında yok edebilir. Bunu bilmiyor mu? Belki de bunu biliyor ama belki de ne bileyim yani. Belki de başka bir şey planlamıştır. Ama benim planım da farklı bir şey var. Ben şimdi önce bir çember çizip sonra Eşpota'yı güzel bir şekilde planımın içine dahil edeceğim. Hemen bir çemberimizi çizelim. Çemberimizi çizelim. Yoksa işler kötü. İşler kötü. Şimdi bir dal da bulamayız buralarda.
La ilahe illallah. 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 Şimdi dairemi çizdim. Dairemde şu an, çünkü bunun bana hazırladığı tuzağı çok iyi biliyorum, tahmin ediyorum. Şimdi gelelim bakalım. Şimdi çıksın bakalım. Eşpota, elinden geleni yap. Ben de elimden geleni yapacağım. Hatta şu an seni zor durumda bırakmak için çok kötü bir şey yapacağım. Ya Arohan'a teslim ol. Ya da büyük bir zarar göreceksin. Bakın, o beni duyuyor şu an. O beni duyuyor. Tekrar söylüyorum sana. Ya Arohan'a teslim ol. Ya da sen ve senin gibiler büyük zarar görecek. La ilahe illallah. Çok büyük bir şey yapacağım. Şu an çok büyük bir şey yapacağım. Çıktığı zaman şu an ikimiz savaş halindeyiz. Onunla ben. Savaş halindeyiz. Bakalım ne olacak. Buralarda mısın? Çık da bakalım ne olacak. Eşpot Efendi. Ne oldu? Tehdit ediyordun. Arohan'a teslim olmayı düşünüyor musun? Sen de Arohan çok kısa bir zaman sonra çok büyük bir zarar göreceksiniz. Arohan ve ordusu 3 gün içinde ölecek. Sen ise Arohan'la dost olduğuna pişman olacaksın. Bunu böyle bilmiş ol.
Ne yapacaksın? Şu çemberin içinden çıkarsan ne yapacağımı görürsün. Çemberin içinden çıkarsam, çemberin içinden çıkabilirim. Ne yapacağını göster şimdi. Eğer ki çemberden çıkarsan, göreceğin zarar sana büyük etki bırakacak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çemberden çıkıyorum. Çemberden çıktım. Evet, ne yapacağını görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bilerek yaptım. Bunu bilerek yaptım. Bakın şimdi ciyaklamayı göreceksiniz. Şimdi ciyaklamayı göreceksiniz. Şimdi ciyaklamayı göreceksiniz. Ciyaklamayı göreceksiniz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Seslere bakın. Seslere bakın. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oldu biliyor musunuz? Ne olduğunu bir bilseniz var ya. Ne olduğunu bir bilseniz. Öyle büyük zarar verdim ki ona. Öyle bir kılıç soktum, öyle bir darbe vurdum ki. Tahmin edemezsiniz. Öyle bir darbe vurdum ki. Bakın öyle bir darbe vurdum ki. Ay. Ha.
kameramı düzelteyim de. Bakın öyle bir darbe vurdum ki ona. Bana saldırdı ya, ben onu bilerek çemberden çıktım. Saldırmasını istedim. Saldırdığı gibi öyle bir kılıç batırdım ki. Şu an ne oldu onu bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Şu an ona ne oldu? Ama sesleri gördünüz mü? Çığlıkları. Çığlık mıydı? Neydi o? Acayip bir sesler. Ordusuyla beraber mi zarar gördü? Gördüm, görmedi mi? Ne oldu hiç bilmiyorum. Kafayı sıyırmamak elde değil bakın. Bakın öyle bir... Nasıl bir darbe yedi? Nasıl bir darbe yedi? Keşke görebilseydim. Nasıl bir darbe yedi ya? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sen de kimsin? Sen ölmedin mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin? Allah Allah. Allah Allah. Of, o kim acaba ya? Kimdi acaba ya? İşte. Kimsin sen? Ben Aruhan'ın veziri. Aruhan'ın veziri mi? Evet. Ben de bir Müslüman kulum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aruhan'ın veziri. İsmin nedir? İsmini söyler misin? İsmim Murtişa. Ben Aruhan'ın veziriyim. Beni Aruhan gönderdi. Sen az önce savaştığımız kabilenin reisini öldürdün. Ona sapladığın kılıçla her yeri kan gölüne çevirdin. Böylelikle onun ordusu dağıldı. Her biri bir yere gitti. Ve biz savaşı kazandık. Allah'a çok şükür. Şimdi
Ne zamandan beri savaşıyordunuz? Biz tam 40 gündür savaş halindeydik. Belki 40 günden de fazla. Kral Arohan devamlı ordu gönderdi. Ve biz çok zor anlar yaşadık. Birçok kaybımız oldu. Bugün bu daveti yapmasaydın belki halen savaş halinde olacaktık. Arohan nerede? Arohan ne yapıyor? Arohan iyi mi? Arohan iyi. Arohan beni kendisi gönderdi. Arohan şu an çok önemli işler için gelemedi. Beni gönderdi ve en kısa sürede seninle görüşmek istediğini de söyledi. Of. Sen kelime-i şehadet getirdin. Kelime-i tevhid getirdin. Acaba Arohan'ın gerçekten veziri misin? İnandım ama az önce yaşadıklarım, seni daha önce hiç görmedim. Bir sefer vezirini gördüm, o da bu şekilde değildi. Sen sanki insan suretinde geldin. Ben Arohan'ın veziriyim. Arohan'la aranızdaki dostluğu biliyorum. Beni Arohan gönderdi. Buna inan. Biz din kardeşiyiz. Arohan gelmeden içim rahat etmeyecek. İçim rahat etsin. Biz savaşı kazandık. Az önceki kafir öldü. Şu an hepimiz huzur içindeyiz. Sana teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Ah. Ah. İnan şok içindeyim. Harbiden şok içindeyim. Arohan. Allah Allah, şaka gibi. Bilseydim başında çağırdım bunu. Ama var ya, niyetim onu yakmak değildi, biliyor musunuz? Niyetim o bana tehditkar konuşmasaydı, benimle düzgün konuşsaydı ve Arohan 3 gün içinde ölecek falan şeyleri yapmasaydı bunu yakmazdım. Demek yanda o çığlıklar, o sesler onun sesiydi. Çok kötü bir şekilde yandı. Arohan kurtulduysa Arohan niye gelemedi acaba ya? Arohan'ın işleri var. Arohan savaş alanını bırakıp da hemen gelemez bence. Vezirini gönderdiğine göre çok kötü bir durumda, çok zor bir durumda. Ama demek ki bu ölünce bütün ordusu dağıldı. Baş gidince diğerleri sağa sola savuştu. Sinirlerim bozuldu. Acayip kötü bir enerjiye maruz kalmak böyle bir şey. Enerjiye maruz kalmak
böyle bir şey. Bakın az önce gördüğüm o dalgalanma yok. Şuralarda hafif var. Ama kendisi de elde büyük ihtimal. Onunla beraber gelenler olabilir mi? Hepsi bir şekilde dağılmış olabilir. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Arkadaşlar o kadar kötü bir enerjiye maruz kaldım ki acayip bitkinim, böyle yere düşecek haldeyim. Elim kolum, gerçekten enerjim. Sabah kalktığınız zaman elinizi sıkamazsınız ya, aynı o şekildeyim. Davet. Davet bitti. Videoyu da bitireceğim. Sizden tek isteğim, kendinize dikkat edin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.